Yarı aralık göz kapaklarımın arasından irin sarısı göz aklarım görünüyor olmalıydı. Hiç karşı koymamıştım. Gülümsemeye çalıştı. Buz gibiydi bedeni. Dalgalar vuruyordu kıyıya. Üşümüyordum. Soluğumun hırıltıları da kesilmişti. Sonra savcı, yanımda birkaç adam. Nasıl haber aldıklarını bilmiyorum. Buradan hiç kimse geçmez sanıyorum. Güneş buluta giriyor olmalıydı. Gittikçe loşlaşıyordu ortam. Doktor raporu verildikten sonra işkence arttı. Sabah 11 sularında sivri bir demirle işlenmişti cinayet. Çevrede bulunmadığına göre denize atılmış olmalıydı. Ne sanığı ne de ölünün kim olduğu bilinmiyordu. Görgü şahidi bir çobandı. Sorgu sabaha kadar devam etti. Üstünü aramışlar, bir kimlik kartı bulamamışlar. Hiçbir sonuç alınamadı. Sanık tek kişilik bir hücreye kapatıldı. Onu ilk bir akşamüstü sokakta kalabalığın arasında görmüştü. 3-4 günlük sakalı vardı. Önüne bakarak yürüyordu. Tam yanımdan geçerken bakışlarını gördü. Ölüm sıra yürüyordu. Bir süre dolaştı. Amaçsız dolaştığı belliydi. Oturduğu eve kadar izlemişti. Sonraki günlerde sık sık gidip evinin kapısının önünde durup çıkışını özlemle beklemeye başladım. Öğlene doğru çıkıyordu evden. Dolaşıyordu. Buraya yeni gelmişti. Hiç kimseyle konuşurken karşılaşmadım. Yalnız yaşıyordu. Karşısındaki masalardan birine oturup izlemeye başladım. Yemek yiyişine, içişine bakarken o güne değin bende oluşmamış bir duygulanma içindeydim. Çok çabuk içiyordu. Her kadehten sonra gözlerinin ışığı artıyordu. Çok geçmeden kalktı. Hesabı ödeyip çıktı. Sonra ben de çıktım. Bayım, sizin kim olduğunuzu biliyorum. Nereden geldiğinizi, neden kaçtığınızı, niçin bir dostunuz olmadığını. Hepsini. Korkmayın, bunları kimseye anlatacak değilim. Bu akşam meyhanede size bakarken anladım. O yalnızlığınızın içindeki erinci gördüm. Günler var ki izliyorum sizi. Şunu bilin ki erinçli bir yaşam şu günlerde hiçbirimizin hakkı değil. Olmamalı. Hele sizin. Hiç. Bunları sizi tedirgin etmek için yazmış olabilirim. Doğrusu kazuratınızın katılık derecesinin bunları okuduktan sonra değişip değişmediğini öğrenmek isterdim. 3 gün evinin çevresinde, akşamüstleri kalabalıklarda bulurum umuduyla dolaştım. Çıkmıyordu. Bakışlarım üstüne çivilenmişti. Sarhoş muydum? Anımsamıyorum. Göz göze geldik. Ayıramıyorduk bakışlarımızı. Tedirgin de bakışları. Ne bir gülümseme, ne başka bir davranış.
anlamsız ve boş. Hızlıca kalkarak tuvalete gitti. Benim olduğumu anlamıştı. Görmüştü. Bu sabah uzak bir deniz kıyısına gitmek istemiştim. 20-30 adım gerimde birinin geldiğini hafif adım seslerinden anladım. Başımı çevirdim, oydu. Soluğum kesilir gibi oldu. Artık istemiyordum. Adımlarım yavaşladı. Onunkilerdi. Sonra gene açtım adımları. Deniz kıyısına yaklaşmıştık. Ayak seslerini duyuyordum hala. Geliyor. Peşimdeydi. Kayaların üstünden sekerek deniz kıyısına vardım. Bir kayaya çıktım, öbürüne atladım. En uçtakine oturdum. O da aşağı inmeye çalışıyordu. Ayağı kaydı, sendeler gibi oldu. Bir yerleri sıyrılmış olmalıydı. Önümdeki kayaya atlarken ayağım kaydı. O aşağı vardığında tam deniz kenarındaydı. Yüz yüzeydik. Yavaş yavaş bana doğru ilerliyordu. Gülümsemeye çalıştım. Bir şeyler söylemek istedim. Bir elini omzuma koydu. Sol elini. Karşı koymadım. Gülümsemeye, bunun hiçbir şey demek olmadığını anlatmaya çalıştım. Dizlerim çözüldü. Kanıyordum. Geri geri yürüdüm. Dizlerimin üzerine düşerken ona doğru yürümeye çalıştım. Olmadı. Benim buraya kaçtığımı, burada olduğumu bilen hiç kimse yoktu. Mektup bayım diye başlıyordu. Kim olabilir diye düşündüm. Bir cevap bulamadım. O olabilir miyim? Ama öldürmemiş miydim? 3 gün evden dışarı çıkmadım. Hiçbir şey yiyemiyordum. Bağırsaklarım bozulmuştu. O bunu nereden biliyordu? Daha önce gittiğim meyhaneye girdim. Hayır, kapının kenarındaki masalardan birinde birisi vardı. Arkamı dönüp oturdum. Ardından birinin bana baktığını hissettim. Başımı çevirdim, göz göze geldik. O, hayır o değil. Öldürdüğüm değil, bir başkası o. Mektubu yazan. Bakışlarımı çevirmedim. Böyle baka kaldık bir süre birbirimize. Oturamayacaktım burada. Bunları sizi tedirgin etmek için yazmış olabilirim. Şunu bilin ki erinçli bir yaşam şu günlerde hiçbirimizin hakkı değil. Olmamalı. Hele sizin. Hiç. Hele benim hiç. Kim bu adam? Ne istiyordu benden? O yalnızlığınızın içindeki erinci gördüm. Denizi özlemiştim. O sabah güneşliydi. 20-30 adım önümdeydi. Başını çevirdi, gördü beni. Hayır, bir kin yoktu içimde ona karşı. Bir öldürme isteği? Hayır. Peki niçin izliyordum onu? Duraldım. Dönsem mi? Niçin dönmemiştim? Bağırıyordu çırpınırken. Ama onu öldürmeyi tasarlamıştım daha önce. Kayığı yanaştırıp almıştım kayalardan.
İyice açılmıştı kıyıdan. Biraz da sen çek yürekleri demiştim. Çekti, çekti. Açıldık. İyice yorulmuştu. Terliyordu. Soyunmuştu. Ben de. İlkin o atlamıştı denize. Küreklere oturmuştum. Yavaş yavaş kayığın peşi sıra yüzüyordu. Açılma, yoruldum demişti. Duymamış gibi daha hızlı asıldım küreklere. Boğulacaktım. Boğulacaktı. Çırpınmaya başlamıştı bile. Bağırıyordu. Çevrede kimseler yoktu. Bir kez batmıştı. Görmüştüm. Çıkacak diye bekledim. Çıkmadı. Hani üç kez çıkılırdı boğulmadan su yüzüne? Daha önceden baş altına koyduğum taşı çıkarmıştım. Gömleğini, donunu, pantolonunu, ayakkabılarını bağlayıp taşa bırakmıştım denize. Kayaların üstünde yürüyorduk şimdi. Aramızdaki uzaklık iyice artmıştı. Durdu, arkasına baktı. Korkuyordu. Ayağım kaydı, düşer gibi oldum. Kalçam acıdı. Belki de sıyrılmıştır. Doğruldu. O da doğruldu. Bana doğru yürümeye başladı. Bir şey söyleyecek sandım. Söylemedi. Sağ elim cebimdeydi. Gülümsemeye ya da bir şey söylemeye çalıştı. Sol elimi omzuna koydum. Karşı koymamıştı. Dizleri büküldü. İki adım attı bana doğru. Denize doğru yürüdüm. Fırlatıp attım bıçağı. Eğilip ellerimi yıkadım. Yanına gittim, bir daha baktım suratına. Gözleri aralık. Bana bakıyor. Hep bakacak. Yanından ayrıldım. Sonra sesler, insanlar alıp götürmeler, adımı sormalar, sorgulamalar. Niçin öldürdüğümü sormalar, kim olduğumu, niçin kaçmadığımı. Hiçbirini cevaplamadım. Bir an gerçekten niçin kaçmadığımı sordum kendi kendime. Konuşmayacak mısın sen?
Nereye? Nereye gidebilirim? Artık hiçbir yer yok. Sadece dört duvar. Artık onlar da hiç. Artık hiç.